Kardeşlerim, Lukman peygamber değildir dedik. Ama kitabımız, Kur'an'ımız Lokman suresinin 12. ayetinden 19. ayetine kadar olan bölümü Lokman aleyhisselamın oğluna nasihatlerini ihtiva ederek bize naklediyor. Lokman peygamberdir veya değildir kimse. Allah buyuruyor ki Azze ve Celle, biz Lokman'a hikmet verdik. Hikmet verdik ne demek? Düşünceli konuşan, konuştuğu iyi olan adam demek. Hikmetli adam o demek. Olgun konuşuyor, konuştuğu işe yarıyor. Lokman'a hikmet verdik diyor. Sonra da Lokman oğluna demişti ki diyor. Bundan ne anlıyoruz? Biz Lokman'a iyi şeyler öğrettik. O iyi öğrettiğimiz şeylerle de Lokman oğluna dedi ki, o zaman biz meseleyi anladık. Rabbim bana Kur'an indirdi. Oku, amel et, cennete gir dedi. Sonra da Muhammed aleyhisselamı tanıttığı gibi Lokman'ı da tanıttı. Lokman peygamberdir, değildir, hiç önemli değil. Allah Lokman'a hikmetli şeyler öğrettik biz diyor. O zaman Lokman bilgisi ve tavırları Allah garantili demek bu. Müslüman olarak ben kızına söylüyor da gelinine işittiriyor diyorlar ya, Allah Azze ve Celle Lokman'a söyletiyor, bana işittiriyor diye anlıyorum. Anlamam lazım. Kur'an'a iman etmek budur. Müslümanlık budur. Neden Allah, ey iman edenler, şöyle şöyle yapın, çocuklarınızı şöyle yetiştirin buyurmadı, diğer ayetlerde yaptığı gibi de. Bu sure-i celil'e de, özellikle, peygamber bile olduğu belli olmayan, bir insanın ismiyle, çocuğu ile arasındaki diyaloğu bize tanıtıyor. Bu önemli bir soru kardeşlerim. Lokman, oğluna dedi ki, yavrum, diye başlayan ayet, neden Allah-u Teala'nın, ben böyle söylüyorum size, demesiyle değil de, Lokman oğluna demişti, oğlu da işte dinlemişti, şeklinde neden? Neden? Çünkü, mümin insan, doğal şeyleri daha çabuk algılar. Bir baba, bir anne, çocuğuyla nasıl konuşmalı? Bir, çocuğuna hangi şeyleri öncelikle vermeli? İki, üç, bilginin kaynağı ne olmalı? Bunları da öğretmiş oluyor kitabımız bu ayetlerde. Lokman'ın oğluna nasihatleri esnasında.